Merhaba, Lab Akademi'den ben Orhan Çakan. Videomuza hoş geldiniz. MedLertoido Türkiye sponsorluğunda sizlere ulaştırdığımız bu videomuzda tartım doğruluğundan bahsedeceğiz. Tartım doğruluğu nedir? Doğruluğu etkileyen faktörler nelerdir? Ve doğruluk nasıl sağlanır? Sorularını cevaplayacağız. Gelin bu soruların cevabını birlikte görelim. Evet, tartım doğruluğu ürün kalitemizi etkiler mi sorusunun cevabıyla başlamak istiyorum. Aslında bu sorunun cevabını çok kısa ve net bir şekilde evet etkiler olarak verebiliriz. Örneğin 1000 kilogramlık bir ham madde tartarken %0,1'lik bir hatayla çalışıyorsak bu 1 kilogramlık bir hataya denk gelir. Eğer 5 dolarlık bir ham madde tartıyorsak ve bu ham maddeden günde 10 ton tartıyorsak günlük olarak 50 dolarlık bir kaybımız söz konusudur. Ve aylık 1500, yıllık ise 18 bin dolar gibi bir kayba denk gelir. Bu nedenle tartım doğruluğu çok önemlidir. Direkt kaliteye etki edebilir. Maliyetleri artırır. Maliyetlerin artması da kaliteye direkt etki eden parametrelerden biridir. Peki sonuçların doğruluğundan nasıl emin olabiliriz? Bu soruyu da cevaplamak gerekiyor. Bunun için tartım doğruluğu nedir sorusunu öncelikle cevaplamak lazım. Aslında tartım doğruluğu proses toleransını ifade eder. Kalite sistemleri ve düzenlemelerinde belirlenir. Her prosesin tartım doğruluğu vardır. Her prosesin kendine özeldir bu tartım doğruluğu. USP 41 tartım doğruluğundan binde 1 olarak bahseder. GMP ise %1 tartım doğruluğunu kabul eder. Bu şu anlama gelir. USP 41'e göre 1000 tartımda 1 hatalı sonuç, GMP'ye göre ise 100 tartımda 1 hatalı sonuç kabul edilebilir bir değerdir. Terazinin doğruluğu kavramı ise bir ölçümün görüntülenen ağırlığının ortalama değerinin ölçümün gerçek ağırlığına yakınlık derecesi olarak ifade edilebilir. Bu şekilde tanımlayabiliriz bu kavramı. Örneğin bir terazi 200 gramlık bir referans ağırlığa 220 gram olarak gösteriyorsa bu durumda terazi 200 gramda 0,2 gram veya %0,1 oranında doğrudur denilebilir. Peki terazilerde doğruluk eşittir okunabilirlik diyebilir miyiz? Bu da önemli sorulardan biri. Örneğin elimizde 0,1 gram ya da 0,01 gram gibi okunabilirlik değerleri olan teraziler olsun. Veya şu an arkamda görmüş olduğunuz MedLertoido'nun XPR205 modeli terazisi 5 hane okunabilirliğe sahip. Yani çözünürlüğü virgülden sonra 5 hane veya diğer bir deyişle 0,01 mg olarak ifade edilen bir terazi. Burada hangi terazi daha hassas? Bu sorunun cevabını verebilmek için birkaç detayı açıklamak gerekiyor öncesinde. Öncelikle belirtmeliyim ki okunabilirlik doğruluk anlamına gelmiyor kesinlikle. Terazinin okunabilirliği elektronik olarak istenilen değerlere ayarlanabiliyor. Böylelikle ekranda daha fazla veya daha az basamak görebiliriz. Dolayısıyla okunabilirlik doğruluğu kanıtlamaz. Biz sektörde çalışan analistler genellikle terazi isterken bize 5 haneli veya 4 haneli terazi lazım gibi okunabilirlik üzerinden terazileri değerlendiririz ve böyle kavramışız bu konuyu. Ama kesinlikle doğruluğun bir ifadesi değil okunabilirlik. Bunu belirtmek istiyorum. Peki okunabilirlik tek başına yeterli değilse teraziyi nasıl seçeriz? Bu soru da önemli sorulardan biri. Aslında her tartım bir ölçüm belirsizliğiyle gelir. Doğruluğu yansıtan kritik kısım daima ölçüm belirsizliği ve minimum tartım değerlerinizdir. Bunların altını çiziyorum. Bu değerlere ekran yani okunabilirlik etki etmez. Bir terazinin ekranına bakarak terazinin hassas olup olmadığına kesinlikle karar veremeyiz. Terazinin ölçüm belirsizliği, hassasiyet, tekrarlanabilirlik, doğrusallık, köşe yükü testleri gibi parametrelerle hesaplanır ve minimum tartım miktarı böylelikle ortaya çıkar. Ve hangi terazinin daha hassas olduğuna bu değerden sonra karar verebiliriz. Yani minimum tartım değeri oldukça önemli. Peki minimum tartım miktarının altında bir tartım alırsak ne olur? Bu işlem hatalı ölçüme yol açar ve sonuç olarak kalitenin düşmesine neden olur. Yani tartım güvenilirliğiniz azalır. Hatalı sonuçlar alırsınız. 220 gramlık 4 taneli bir analitik teraziyi örnek alalım. Ekranda görünen rakam 0,001'dir. Ortalama 4 taneli bir terazinin minimum tartım miktarı %1 tartım toleranslarında 16 mg'dır. Bu değerin altında bir tartım ekranda görünebilir. Ancak minimum tartım miktarının altında tartım yapıldığı için hatalı bir sonuç almış oluruz. Sonucumuz güvenilir değildir. 4 taneli bir terazide 1 mg tartmak istediğinizde
Hata yaklaşık %80-%90 oranlarına çıkar. Bu çok yüksek bir hata. Neredeyse ön analitik evrenin tamamından gelen hatanın daha üzerinde bir hatadır. Bu nedenle terazilerde minimum tartım değerinin belirlenmesi çok önemlidir ve minimum tartım değerinin altında bir tartım alınmamalıdır. Minimum tartım değerleri her yıl kalibrasyon işlemleriyle beraber belirlenir ve sertifikalandırılır. Bu değer çoğu zaman yukarı yönde güncellenir. Yani bu yıl 12 mg olan değer seneye 13 mg olabilir. Bu değerin değişmemesinde veya çok artmamasında terazinin bulunduğu koşullar ve kullanım şekli oldukça önemli. Eğer terazi uygun olmayan yerlerde bulunuyorsa bu değer artma eğiliminde olabilir. Evet, videomuzun sonuna geldik. Sizler de analitik tartım proseslerinizi mükemmelleştirmek istiyorsanız MetLaTeodo uzmanlığı ile bunu yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için açıklamalarda bıraktığımız bağlantıya tıklayarak bir MetLaTeodo uzmanına ulaşabilir ve bir destek talebinde bulunabilirsiniz. Videomuzu dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşene kadar hoşça kalın arkadaşlar.